Bismillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahabetihi evliyaillah. Evet. Efelem yeddebberul kavle em ca'ahum ma lem ye'ti aba'ahumul evvelin. أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ يُحْسَ onlar kavli tedebbür etmediler mi? Kavlden maksat Kur'an'dır. Yani Kur'an'ı teemmül etmediler mi? El-Hemzetu bu أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا'daki Hemze لِيْنْكَارِ الْوَاقِي وَاِسْتِقْبَاحِهِ vakı olanı, vakı olan bu da nedir? Burada onların Kur'an'ı tedebbür etme işleridir. İşte vakı olanı yadırgamak için ve onu çirkin göstermek için gelmiştir. Yani istifhami, inkari ve tevbihidir. Vel fa'u, o felemdeki fa, l'atfı ala mukadderin yensahibu aleyhil kelam. Bu mukadder bir şeyin üzerine atıftır ki bunun benzeri Kur'an'da çok geçiyor. Hatta Ebn-i Aşur Rahimahullah tefsirine yazmış olduğum mukaddimede Mubtekaratul Kur'an diye bir üslup kullanıyor. Mubtekaratul Kur'an. Yani kanaatimce Kur'an'ın mubtekerleri, yani Kur'an'ın ilk defa çıkardığı önemli üsluplarından birisi de bu üsluptur. Ha, o zikretmemiş ama kanaatimce bu o öyle bir üsluptur. Ve iz öyle bir üsluptur. Bunlar Arap kelamının kurallarına, kaidelerine, kullanımlarına aykırı olmayıp Kur'an'ın ilk defa kullandığı üsluplardır. İşte diyor bu fa lil'atfi ala mukadderin yensahibu aleyhil kelam. Kelamın üzerinden çekildiği, yani kelamın içine tazammun ettiği bir mukadderin üzerine atıftır. Hatta hatırlarsanız İbn-i Hüşşam Mughnü'l-Lebib'de rahimahullah bu konuyu irdeliyor ve bununla ilgili bazı farklı ihtimaller de zikrediyor. Yani mesela o ihtimallerden birisi atıf fanesinin burada mesela veya evvelem yaravdaki vav atfının yerinin hemzeden önce olması. Yani bir görüş bu. Ancak hemze çok sadaret istediği için vav ve fa'yı arkasına bırakmış. Ama kanaatimizce en iyi oturan yorum özellikle Ebu Suud'un rahimahullah ısrarla zikrettiği yorumdur. Yani bu fa ve vav'ın mukadder bir şeye atıf edilmesidir. Tabi büyük müfessirlere baktığımızda Kadı Nesefi gibi büyük müfessirler zaman zaman o mukadderu matuf, mukadder olan matuf aleyhi zikrediyorlar. Ama birçok yerde de es geçiyorlar. Ve kanaatimce her yerde o münasip olan, yani makama, bağlama uygun olan o mukadder matuf aleyhi uygun şekliyle yakalamak, her zaman insan zihni bunu yakalayamayabiliyor. Ve bunun için Allahu alem bazı müfessirler bunu es geçiyor. Hatta bazıları diyor, çoğunlukla es geçiyorlar. Fakat ilginç de Ebu Suud rahimahullah, yani kanaatimce onun o sivri zekasının da bir göstergesi olan her yerde en münasip bir şekilde bu mukadder olan matufu aleyhinin ne olduğunu zikrediyor. Mesela burada ey fa ey efa'alu ma fa'alu minen nukus vel istikbari vel hecri felem yetedebberul Kur'an. Yani onlar o yaptıkları, yapmakta oldukları gerisin geriye Kur'an'dan kaçmak, Kur'an'a karşı kibirlenmek,
Kur'an'a karşı şiir, sihir gibi saçmalıklarda bulunmak gibi şeyleri mi yaptılar ki? فَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ Kur'an'ı ne yapmadılar? Teemmül etmediler. Ki teemmül etseydiler, لِيَعْرِفُوا بِمَا فِيهِ لِيَعْرِفُوا بِمَا فِيهِ مِنْ اِعْجَازِ النَّظْمِ وَصَحَّةِ الْمَدْلُولِ وَالْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْبِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Ta ki onlar Kur'an'daki o muciz nazımla manalarının gerçekliğiyle, doğruluğuyla ve Kur'an'ın gaybi ihbarlarıyla ki gaybi ihbar denince şöyle birkaç örneği zikrediyorlar. Bir mesela Rum örneğini, Rum suresindeki Gulibetur Rum'u bir de Kamer suresinde geçen Seyyuhezemul Cemul ve yuvellûneddûh bazıları da kullillezîne keferû setugrebûne ve tuhşarûne ilâ cehennem onu zikrediyorlar. Yani çok sınırlı bazı örnekleri veriyorlar ama kanaatimce dikkatlice bakıldığında Kur'an-ı Azimüşşan'da yüzlerce gaybi ihbar var. Birçok yerde gaybi ihbar var. Mesela Tebbet yeda Ebi Leheb'inden tutun. Efendime söyleyeyim ona benzer o müşriklerin bir çoğunun başka yerde iman etmeyeceklerine kadar. Yani birçok gaybi ihbarın olduğu bir realitedir. O zaten öyle. Evet. İşte bu Kur'an'daki i'acazli nazımla, manalarının gerçekliğiyle, gaybi ihbarlarıyla neyi bileceklerdi? اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Onun Rablarından gelen hak bir kitap, gerçek, doğru bir kitap olduğunu bileceklerdi. O zaman da فَيُؤْمِنُوا بِهِ Ona iman edeceklerdi. فَضْلًا اَمَّا فَعَلُوا فِي شَأْنِهِ مِنَ الْقَبَائِحِ Kur'an'la ilgili işlemiş oldukları çirkin şeyleri bırakın bir tarafa, onları yapmayı Kur'an'ı tedebbür etselerdi, teemmül etselerdi, iman edeceklerdi. İşte burada mukadder olan matuf aleyhi fealudur. Ve bu hemzedeki inkar hem ona matuf aleyhi olan fealumma fealuya musallattır. Hem de ona atfedilen felem yetedebberu el-Kur'an'a musallattır. Dolayısıyla her ikisini hem matuf hem matuf aleyhi inkar edip onun için onları tevbih ediyor. Bir de arkadaşlar burada Kur'an için kavl kullanılmış. Şimdi şunu unutmayacağız. Kur'an-ı Azimüşşan farklı bağlamlarda Kur'an'ın farklı yönlerini dikkate vermek için o farklı yönleriyle onu ne yapıyor? Dile getiriyor. Mesela Furkan suresinin örneğin girişinde Tebârekellezî nezzelel furkâna orada Kur'an'ın hak ve batılı birbirinden ayrı etme özelliğine dikkat çekmek için Furkan'la ne yapmıştır? İsimlendirmiştir. Mesela kimi yerlerde onun yine gaybi bir ihbar olarak ileride kitap haline geleceğini bildirmek üzere kitap yönüne dikkat çekmiştir. Kimi yerde onun yeni nazil olduğuna dikkat çekmek için hadis ile ifade etmiştir. Kimi yerde de onun söz olma yönüne dikkat çekmek için kavl ile. Burada da öyle. Çünkü Kur'an bizim için beşeri ortamda bir kavldir. Çünkü bizim onun ayetlerini, surelerini telaffuz ediyoruz ve önemli manalar ifade ediyor. Bunun için kavldir. Bu yönüne de dikkat çekmek için
Efendimiz'in kavl ile isimlendirmiştir. Dolayısıyla o ne o mutezilelerin Efendimiz'in felyetu bi hadisin mislihi ayetine sarılarak vay efendim bu Kur'an'ın mahluk olduğuna delalet ediyor gibi bir yaklaşımlarının haksız, yersiz olduğunu bilmemiz lazım. Evet. Ve em fi kavli ta'ala em ca'ahum ma lem ye'ti âbâ'ahumul evvelîn. Yoksa onların geçmiş atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yani bununla da ne işaret ediyor? Risalete işaret ediyor. Eğer emin muttasile kabul edersek, yani efelem yeddebbaru'dan sonra geldiği için emin muttasile kabul edersek, yani yoksa o zaman manası onların geçmiş atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ki bununla ne işaret ediyor? Risalete. Ve dolayısıyla da bunu da inkar ediyor. Yani geçmiş atalarına gelmeyen bir şey gelmemiştir onlara. Bilakis geçmiş atalarına gelen risalet onlara da gelmiştir. Bu bir. Emin ikinci bir manası ki müfessir de onu zikredecek. Munkatia olması. Ve munkatia olunca o zaman bel anlamında olur. Ve o zaman da şöyle olur. Bel ca'ahum ma lem ye'ti âbâ'ahumul evvelîn. Bel yani aksine geçmiş atalarına inmeyen Kur'an onlara gelmiştir. Evet. Fakat yani bana sanki muttasile anlamı daha iyi oturuyor gibi geldi bana. Evet. وَمَا فِيهَ مِنْ مَعْنَ مَنْ diyor o munkatiyadaki emde. Biliyorsunuz em atıf edatıdır. Ve bu atıf edatı olan emin iki manası var. Bir emin muttasile. Emin muttasile genelde tesviye hemzesinden sonra gelir. Ki burada da efendim yedde burada hemze vardı. Ben onun için onu söyledim. Bir de emin muttasile. Emin muttasile bel anlamındadır. Bazı yerlerde sadece bel anlamında, bazı yerlerde de bel ve hemze anlamındadır. Evet. İşte burada diyor bel emmunkatia'dır. Ve vema fiyah min ma'na bel. O emmunkatia'nın tazammun ettiği, delalet ettiği bel anlamı neye yöneliktir? Lil-idrabi vel-intikari anit-tevbihi bima dukira ile tevbihi bi ahar. Yani şunun için idrab etmek yani yüz çevirtmek ve geçiş yapmak. Neden? O geçmiş olan yani onların Kur'an'ı teemmül etmeye işleriyle ilgili efelem yeddebberul kavle cümlesinde bir tevbih geçmişti. O tevbihten ile tevbihi bi ahar yani bi emrin ahara başka bir tevbiha geçiyor. O da nedir? Yani atalarına gelmemiş olan bir şeyin gelmiş olması. Ve hemzetu li inkarul vuku'i. Hemze vuku'un inkarı içindir. La li inkarul vaki. Vakan inkarı içindir. Ey bel eca'ahum minel kitabi ma lem ye'ti âbâ'ahumul evvelîn. Yoksa geçmiş atalarına bir gelmeyen kitap mı geldi onlara? Evet. Hatta öyle ki istebda'uhu ve istebaduhu ikisinin arasında cinasi kalp var. İstebda'u ile istebadu arasında. Bu nasıl cinasi kalp diyoruz? Öyle ki onu ve elif-ü sinta da burada ad içindir. Yani öyle ki onu istebde'uhu yani bid'a saydılar. Bedi'adir, bid'a saydılar. Ve istebe'aduhu ve onu uzak gördüler. Fe vekavu ma vekavu fihi minel küfri o dalali ve içine düşmüş oldukları küfür ve sapıklığın içine
düştüler. Evet. Yani enne meci'el kutubi min cehetihi ta'ala, kitabın Allah'tan gelmesi, ile rusulü aleyhisselam, peygamberlere, sünnetun kadimetun lehu ta'ala, Allah'ın eskiden devam eden bir adetidir. La yekadu yetesenna inkaruhu, neredeyse yani onu inkar etmek mümkün değildir. Yetesenna, yeteette anlamında. Yani mümkün değil inkar. Evet. Burada la yekadu da sanki şunu anladım Ebu Suud Rahimahullah. Hani biliyorsunuz kade yekadu ile ilgili dilciler arasında esaslı bir ihtilaf var. Yani bazıları diyorlar ki kade yekadu'nun müsbeti menfi, menfisi müsbet. Müsbeti menfi, menfisi müsbet. Burada da menfidir. Yekadu la ile menfidir. Ve müsbeti kastetmiş. Ve onun için la yekadu yetesenna demiş. Yani o Kur'an'ı inkar etme nedir? Mümkün değildir. Evet. Ve enne meci'el Kur'an'ı ala tarikatihi. Ve Kur'an da o yolla gelmiştir. Yani o kadim devam eden, öteden beri devam eden Allah'ın Celle Celaluhu peygamberlerine kitap göndermesi. Dolayısıyla femin eyne yunkirunehu. Nasıl Kur'an'ı inkar edebiliyorlar? Bambaşka bir şey mi söyledin? Oysa sanki tam şey gibi. Menfisi ispat olunca. Hayır, menfisi ispat, ispatı menfi. O görüş var. O şey. Yani alimler arasında o ihtiyar var. Ve burada da yani menfisi menfi olarak düşünebilir yani. Yani. Hiçbir şey demedi. Evet. Ben şu manaya dayanarak müsbeti, şey menfisi müsbet, yani inkarı müsbet şey, mümkündür neredeyse. Neredeyse inkarı şey mümkündür. Öyle olunca tabii o müsbet oluyor. Ama neredeyse yok yani olmamış demek, inkar olmamış anlamında olursa imkan, imkan değil imkan. O zaman da menfi menfi olarak devam ediyor. Burada layıkadı bir edebi bir üslup olarak mı kullanılıyor? Yok yok. Yani normalde kullandıklarmış. Vakıyla kimisi de ayeti şöyle, bu son cümleyi, emca'ahum cümlesini şöyle mana vermiş. Emca'ahum minel emni min azabihi ta'ala مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْاَوَّلِينَ. Yoksa onlara Allah Celle Celaluhu'nun azabından emin olma, güvende olma gibi bir şey mi geldi ki bu? Onların geçmiş ataları, mesela İsmail gibi, İsmail'in zürriyetleri olan Adnan, Kahtan, Mudar, Rabia, Kushas bin Ka'b, Esed bin Huzeyme, Temin bin Murra, Tübbe, Dabbe bin Üd, bütün bunlar bunlara Allah'ın azabından emin olmanın gelmediği, o emniyet bunlara gelmemiş, o mu bunlara, o emniyet mi bunlara gelmiş ki onlar bu emniyet kendilerine gelmediği için
فَآمَنُوا بِهِ تَعَالَى. Onlar Allah'a iman ettiler, kitaplarına iman ettiler, peygamberlerine iman ettiler ve itaat ettiler. Yoksa bu mu onlara böyle bir şey mi geldi yani? اَمْجَاءَهُمْ. Yani böyle bir emniyet geldi de onun için mi bunlar iman etmiyorlar? Tabi bu müfessirin İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden böyle detaylıca yer verdiği Adnan, Kahtan, Mudar, Rabia, Adkus. Buna göre bunların hepsi iman etmiş olmaları gerekir. Halbuki yani bizim bildiğimiz bunların hepsinin imanı sahip değil. اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ. Yoksa onlar peygamberleri mi tanımadılar? Yani tabi burada çok önemli bir hayattaki, yani Resul-i Ekrem'in hayatındaki bir hakikate dikkatlerini çekiyor. Yani Resul onların arasında, onların arkadaşıydı. Ve 40 yaşına kadar Mekke'de birlikte yaşadılar. Ve 40 yaşına kadar onun bir gün bir mektep, bir okul, bir medreseye gitmediğini, okuma yazma bilmediğini biliyorlardı. Artı onun 40 yaşından önce, yani kendisine vahiy gelmeden önce onun bilgiyle, hikmetle, edebiyatla tanınan bir tarafı da yoktu. Hani öyle bir insan olsaydı denilirdi ki zaten öteden beri, gençliğinden beri sen bu işi yapıyorsun. Bugünden kalkıp böyle bir iddiada bulunuyorsun. Ama öyle bir şey olmamıştır. İşte bu noktaya Kur'an dikkat çekiyor. Dolayısıyla hikmet sahibi olan bir kimse Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşına kadar ki hayatına baktığında yani bugün insan hayatı üzerinde ciddi incelemeleri bulunan modern dönemde insanların nubuğ yaşı, yani harika bir durum, üstün bir performans gösterebileceği yaş 33 yaşlarına kadardı. Yani o zamana kadar ne yaptıysa yapar. Ondan sonra yavaş yavaş inişe geçiyor. Yani belki bir müddet duraklama oluyor. Duraklama devri, ama 40'tan sonra kesinlikle iniş başlıyor. İnişin başladığı o dönemden itibaren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların akıllarını hayrete düşüren hakim bilgelerini çok şaşırtan bu kitabı getirmesi elbette onun Allah Resulü olduğunun çok kesin ve keskin bir delildir. Evet. Yani Allahu alem ayet-i kerime buna işaret ediyor. Evet diyor. İdrabun ve intikalun min tevbihi mimma zikira ile tevbihi vecin ahar. Yine o yukarıdaki önce efendime söyleyeyim em lem yeddebberul kavle, onunla tevbih etti, onları kınadı, onların o tutumları inkar etti, yadırgadı. Sonra em ca'ahum ma lem ye'ti aba'ahum el evveli. Sonra üçüncüsü em lem ya'rifu rasulahum. Evet. İle tevbih bi vecin ahr. Ve lehemzetu bu hemze, yani bel elem ya'rif. O hemze dediğim mukadder olan hemze. O li inkâril vuku'u eyda. O da vuku'un, o gizli hemze, vuku'un inkârı içindir. Ey bel elem ya'rifuhu sallallahu aleyhi ve selleme bil emaneti ve sıdkı ve husnul ahlâkı ve kemâlil ilmi ma'a ademit allumi min ahadim ve gayri zâlik.
Yani yoksa onlar peygamberi güvenilir olmasıyla, doğruluğuyla, güzel ahlakıyla onu bilmediler mi? Ve kemalil ilmi, tabi burada kanaatimce müfessir rahimeullah bu üslubu bu şekilde kullanmaması lazım. Çünkü bu emanet, sıdk ve husu ahlak nübüvvet öncesi olan şeylerdi. Resulullah'ın hayatının gerçekleriydi. Ve nübüvvet sonrası da devam etti. Ama kemal-i ilim nübüvvet öncesi yoktu. Evet, Resulullah çok akıllı bir insan olduğu bazı tasavvuflarından biliniyordu. Ama bizim bildiğimiz anlamdaki ilim Resulullah'ta yoktu. Ve nübüvvet sonrası Resulullah'ta özellikle hem Kur'an-ı Azimüşşan hem de sünneti hadisleriyle. Mesela Muhammed el-Gazzali rahimahullah şöyle güzel bir tespiti var. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o güzel ilkelerin bir kısmı onun dışındaki bazı insanları isnat edilseydi onlar dünya ıslahçıları, liderleri arasından sayılacaktı. Yani gerçekten de mesela bazen şöyle diyorum, İmam Bukhari'nin El Edebul Mufrad kitabı. Bakınız küçük bir kitap. Bugün insanlık onu kendilerine hayat programı yapsa, yani benim acizane kanaatim ne modern ilimler noktasında ne hayatın sosyal ilişkileri gerçekleri noktasında ne de haksızlık, hukuksuzluk da mücadele noktasında başka bir şeye ihtiyaç kalmayacak düzeydedir. Yani dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetten sonra onun ilmi, hikmeti ortaya çıktı. Ve bu itibarla müfessir rahimahullah o vekâra lil ilmi ma'ademi teallimi min ehadin burada bu pek uygun bir yerde değil. Çünkü o emanet ve sıdık husnu ahla nübüvvet öncesi ve nübüvvet sonrasında da devam etti. Ama kemalül ilim nübüvvet öncesi yoktu aslında. Ve onun için nübüvvet sonrası o kemal-i ilmi onun ummi olmakla beraber kemal-i ilmi onun nübüvvetinin çok önemli delilidir. Ve kanaatımca da ayet-i kerime ona işaret eder. Ve gayri zâlike başka şeylerden mimma hazehu min el kemalatil laikati bil enbiya'i aleyhimusselam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem zatında bulundurduğu yani sahip olduğu peygamberlere yakışan o kemalatla ilgili. Yani bunlar Resulullah'ta vardı. Bunu görüyorlardı. Bunu görerek onun nübüvvetine bunları delil gösterebilirlerdi. Ve bu çerçevede yani kanaatimce İslam'ın o ilk dönemde hakkaniyetinin önemli üç sebebinin olduğunu düşünüyorum. Ve insanları İslam'a çağıran, davet eden veya Müslüman olmalarına vesile olan bir Kur'an-ı Azimüşşan. İki, Resulullah'ın gösterdiği bazı maddi mucizeler. Üçüncüsü Resulullah'ın sireti. Yani İslam'ın en önemli delillerinden, insanları İslam'a davet eden en önemli hususlardan birisi de Resulullah'ın o yaşayışı, hayatı. فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ Onlar o Resulü tanımadılar da mı? Tuttular, inkar ediyorlar. اَيْ جَاهِلُونَ بِنُبُوَّتِهِ ki nübüvvetini inkar ediyorlar. فَجُحُودُهُمْ بِهَا onların Resulullah'ın nübüvvetini inkarları مُتَرَتِّبٌ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ بِشَأْنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ yani bundan doğmaktadır. Onu bilmedikleri için, tanımadıkları için mi inkar ediyorlar?
وَمِنْ ضَرُورَةِ اِنْتِفَاءِ الْمَبْنَى بُطْلَانُ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ diyor. Mebna, mebna yani üzerine bina edilen. Burada üzerine bina edilen nedir? Onların Resulullah'ı tanımamaları. Bunun olmadığı zaruridir. Yani çünkü onlar Resulullah'ı biliyorlardı. Ha, dolayısıyla bundan da ne çıkıyor? Butlanu ma buni aleyh. Ona bina edilen de yani kifon levumun kirun onun da butlanı ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Ey fahum gayru arifine lehu aleyhisselam. Demek ki onlar Resulullah'ı tanımıyorlar. Fehve te'kidun lima kablehu. Dolayısıyla bu cümle fahum levumun kirun ma kabli emlem ya'rifu Resulehu ne yapıyor? Tekit ediyor. Yani bu fehum gayru arifine lehu aleyhisselam cümleyi bu şekilde doğrusu yorumlandı. Evde getirdim. Diye diyor. Diye diyor. Mesela. Ev var mı? Yok. Ev fehum gayru arifine. Ha ev mi? O zaman şöyle oluyor. O ikinci bir mana oluyor. Ev, o ev olsa tamam. Ama ey uygun değil yani. Ev, ve yoksa cümlenin manası şudur. Emlem ya'rifu rasulehum fehum lehum munkirun. Onu tanımıyorlar. Tekit ve tekit. Ama bu birinci mana daha uygun yani. Evet. اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً yani bakınız Kur'an'ın böyle hani onların üzerinde bulunduğu şeyi çürütmek o vaziyetlerini ne kadar böyle mantıklı bir teselsül içerisinde. Değil mi? Önce Kur'an'ı düşünmedikleri sonra geçmiş atalarına olmayan bir şey mi geldi? Yoksa ondan sonra peygamberi mi tanımadılar? Ve ondan sonra yoksa em yekulune bihi cünne yoksa bunu mu diyorlar? Peygamberde haşa delilik mi var? Yani peygamber deli mi diyorlar? İntikalun ila tevbihir fin ahir. Yine vel hemzetul inkar li vaki kel ula. Yani birincisi gibi vakan inkarı içindir. Yani onda cinnetin olduğunu yani onun onların Resulullah'ta cinnet vardır demeleri vakidir. Bunu inkar ediyor. Ey bel eyekulune bihi cinnetun. Ey cünunun. Böyle mi diyorlar? Ma'a ennehu arcahun nâsi akla. Halbuki o insanların en akıllısıydı. Ve ethkabuhum zihne. Zekası en sivri biriydi. وَاَتْقَنُهُمْ رَعْيًا görüşü en sağlam olan biriydi. وَاَوْفَرُهُمْ رَزَانَةً aklı kavrayışı en çok olan biriydi. وَلَقَدْ رُعْيَا فِي هَذِهِ التَّوْبِخَاتِ الْاَرْبَعَةِ اَلَّتِي اِثْنَانِ مِنْهَا مُتَعَلِّقَانِ بِالْقُرْآنِ وَالْبَاقِيَانِ بِهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ bu dört kınama istifamı ki bu dört kınamanın ikisi Kur'an'la ilgili o efendim yeddebberul kavla en ca'ahum ma lem yati aba'ahumul evvelin ikisi de Resulullah'la ilgili ki em lem ya'rifu Resulahum fehum lehum munkirun em yekulune bihi cinne bunlar da Resulullah'la ilgili işte diyor bu tevbihlerde şu göz önünde bulundurulmuş. Şuna dikkat edildi. Et-terakki minel edna ilel a'la. Azdan yani düşükten yükseğe doğru terakki. Ki bu edebi bir sanattır. Et-terakki minel edna ilel a'la. Nasıl? Haythu vubbihu evvelen. Çünkü önce neyle kınandılar? Bi'ademü tedebburi. Düşünmemekle. وذلك بدا يتحقق مع كون القول غير متعرض له بوجه من الوجوه مثلا
o kavga yani Kur'an'a hiçbir şekilde ilişmemeleriyle ilişmedikleri halde Kur'an'ı düşünmemiş olabilirler. Sümme vubbihu bir şeyin. Sonra bir şeyle daha tevbih kınandılar. Ki lev ittasafı bihil kavlu eğer kavl ona sahip yani Kur'an o şeye sahip olsaydı lekâne sebeben li'ademi tasdîkihim bihi. Yani belki yani belki o da onların ademi tasdıklarına sebep olabilirdi. Yani geçmiş peygamberlere bir şey gelmeseydi belki onlar için biraz şey olabilirdi. Dolayısıyla onu ikinci derecede getirdi. ثُمَّ وُبِّهُوا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ عَدَمِ مَعْرِفَةٍ بِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Sonra Resulullah'la ilgili ki o da neydi? Onların Resulullah'ı tanımayışlarıyla kınandılar. وَذَٰلِكِ بُدَ يَتَحَقَّقُ بِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍ. Yani Resulullah'ı tanımamaları hem iyi şekilde tanımamaları hem kötü şekilde tanımamaları ikisini de kapsamış oluyor. Bununla kınandılar. Sümme sonra yani şu, müfessir Ebu Suud Rahimahullah bununla her birisinin öbüründen niye daha düşük olduğu ve ardında olanın daha güçlü olduğunu bunu anlatmaya çalışıyor. Sümme bima lev kâne fîhî sallallahu aleyhi ve sellem zâlike. Sonra şununla kınandılar. Eğer onların söyledikleri Resulullah'ta olsaydı lekadaha fî risâleti sallallahu aleyhi ve sellem. Onun risâletini ne yapacaktı? Risâleti için büyük bir ayıp, büyük bir kusur olacaktı. Ki yani haşa Resulullah'da delirme gibi bir şey olsaydı haşa sümme haşa elbette risaleti şey olmuş olacaktı. Bel aksine ca'ahum bil hakkı Resulullah onlara hakkı doğruyu gerçeği getirdi. İdrabun amma yedullu aleyhi ma sebaka. O geçmiş tevbihlerin delalet ettikleri manalardan idrab ederek şöyle diyor. Ey leysel emru kema za'amu fi hakkil Kur'ani ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İş, durum onların Kur'an ve Resulullah hakkında iddia ettikleri, inandıkları gibi asla değil. Bel ca'ahum sallallahu aleyhi ve sellem bil hakkı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara gerçeği getirdi. Ey sıdk sâbitin lezî lâ mehîde anhu asla. Onda sapmanın akıl sahibi için olmaması gereken gerçek bir doğruyu getirdi. Ve lâ medhale fîhî lil bâtılî bi vecihin minel vücûhî. Ve hiçbir vecihle batılın onda dahli olmayan hakkı Resulullah onlara getirdi. Ve ekseruhum lil hakkı kârihun ve onların çokları da ne yazık ki hakkı ne yapıyorlar? Hak'tan hoşnutsuzluk duyuyorlar. Min haythu huve hakkın eyye hakkın kâne. Yani onların çoğu hak hangi hak olursa olsun la bihâdel hakkı fakat. Sadece bu hak olan Kur'an ve Resulullah değil ki herhangi bir hakka karşı o kibirlerinden dolayı ellerinde olmayınca o hakkı ne yapıyorlar? Hoşnut olmuyorlar. İlginç bir şey yakaladım. Ve lidâlike kemâ yunbi aleyhîn enül izhâru fî mevdân idmâri. Yani yukarıda bel câhum bil hakkı cümlesinde hak lafzı geçtiği için ve ekseruhum lehu diyebilirdi. Ama niye lehu demedi? Zahir isim olarak getirdi. Şuna işaret etmek için. Yani dolayısıyla onlar hakkı hak olduğu için çokları
ondan hoşnut olmuyorlar. Ve tabii bu manada onların ne kadar inatçı olduklarını, küfür ve inkarlarında ne kadar serkeşlik yaptıklarını daha net bir şekilde ifade etmiş oluyor. Niye çokları haktan hoşnutsuzdurlar? Lima fi cibilletihim. Çünkü onların yaratılışlarında menezzeyri sapma var ve inhirafi ve inhiraf da zevk için atfı tefsirdir. Yani sapma var ki o sapma el münasibi lil batılı. O sapma da batılı münasibdir. Ve lidâlike kerihu hâzel hakkan ebleç. Onun için bu apaçık olan haktan hoşnutsuz oldular. Ve zâhu anit tarîkil enheç. O en açık olan yoldan da, ki İslam yoludu, ondan da saptılar. Evet. Ve taksisu ekserihim bihâzel vasfî. Hani demiş çokları. Niye ekserini bu vasıfla taksis etti? Bu diyor, la yaktadı illa ademe kerahetil bâkine li kulli hakkın minel hukuki. Sadece şuna delalet ediyor. Yani onların geriye kalanların, yani o müşriklerin geriye kalanların herhangi hak, yani hangi hak olursa olsun ona karşı hoşnutsuzluk göstermediklerini. Ve zalike, ama bu da la yunafi kerahatum li hadal hakkil mubin. Bu ne teslim? Yani diğer haklara karşı teslim ediyor olabilirler. Diğer haklara karşı bir ilgi, taraftar olabilirler. Ama bu diğer haklara karşı taraftar olmaları Kur'an, hak olan Kur'an'ı da kabul etmelerini gerektirmiyor. Ona benzer. Ki zaten o Abdullah bin Ceda'nın, efendime söyleyeyim, evinde yapılan Hilful Fudur anlaşması da bunun ifadesidir. Evet. Vakile bir kavle göre te'yidül hukm, takyidül hukmi bil ekferi, onların şey hükmün, yani hüküm dediği karihun, onun ekserle takyid edilmesi, لأن منهم من ترك الإيمان استنكافا من توبيخ قومه. Çünkü onlardan bazıları kavminin kınamasından dolayı imanı terk etti. Mesela Velid bin Mughire'nin böyle bir kınamadan dolayı inkar ettiğini biliyoruz. Çünkü gelip Resul-i Ekrem'den, hani müşriklerin kuryesi olarak, elçisi, temsilcisi olarak gelip Resulullah'a birçok önemli tekliflerde bulunuyor. Para, pul, makam, kadın vesaire. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona Fussilet Suresini secde ayetine kadar okuyor ve rengi atıyor. Kavmine döndüğünde de gayet insaflı şeyler söylüyor. Mesela diyor ki, beni dinlerseniz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diğer Araplarla baş başa bırakın. Siz karışmayın. Eğer onlar ondan üstün, ona üstün gelseler zaten siz bunu istiyorsunuz. Yok, eğer kendisi üstün gelse onun şerefi de sizin şerefinizdir. Çünkü diyor, benim ondan duyduğum o Kur'an, övüyor Kur'an'ı, o diyor daima galip olacak, mağlup olmayacak. O Kur'an'ın üstü hayat kaynağıdır, üstü meyve veriyor, altı hayat kaynağıdır ve böyle birçok güzel bir şekilde Kur'an'ı övüyor. Dolayısıyla ama imanı terk etmeleri kavminin kınamalarından dolayı. Hatta Ebu Talib'in de bundan dolayı iman etmedikleri söyleniyor. Ev liqilleti fıtnatihi, ve bazıları zekaları az olduğu için, ve ademi tefekkürihi, tefekkür etmedikleri için iman etmemişler. Yoksa la li kerahati l-hakka,
hakkı haktan hoşnutsuz olduğu içindi. Yani burada müfessir inkarcıların bazı psikolojik durumlarının açısından çeşitlerini söylüyor. Ve ente habirun, ve sen biliyorsun ki, yani besbelli ki, bi enne ta'arruda li ademi kerahati ba'dihim lil hakki ma'a ittifakil kulli alil küfri bihi mimma la yusa'iduhul makamu asla. Sen diyor şunu besbelli biliyorsun ki, ayetin onların bazılarının hakka kerahet etmediklerine değinmemesi, yani bunu karışmaması, bunu gündeme getirmemesi, halbuki ma ittifakil kulli alel küfrili, halbuki müşriklerin tamamı Kur'an'ı inkar etmede müttefikti. İşte bu enne ta'arruda natifan. Mimma la yusa'idul makamu asla. Makam asla ona uygun değil. Onun için Kur'an ve ekseruhum lil hakki karihun buyurmuş ve ba'duhum la yu'aridul hakka gibi bir cümleye yer vermemiştir. Yani kısaca bunun için, çünkü burada önemli ayetin bağlamı nedir? Onların hakka karşı oluşlarıdır. Dolayısıyla o hakka karşı olanların durumunun dile getirilmesi uygundur. Ama bir kısmının hak taraftarı olabileceği dile getirilseydi bu vurgu zayıf vardı. Yani hak taraftarı aslında İslam'ı kerek görmüyor ama işte kabuğuna çekiyor. Yani kabuğuna çekiyor ve bundan da şöyle bir şüphe de çıkabiliyordu. Yani madem sen diyorsun ki bir kısmı hak taraftarıdır, o zaman onlar İslam'a meyletmemeleri demek ki İslam'ı hak görmemişler ve dolayısıyla İslam'ın hak oluşunda biraz zımni de olsa bir ihbirar, yani bir bulanıklık ortaya çıkardı. Onun için demiş mimma la yusaidul makamu asla. Bunların çoğu hangi hak olursa olsun hepsine karşı. Her çoğu. İslam'da dahil. Evet. Ama bazı İslam'a karşı ama. Diğerler hakları karşı değillerdi. Ha işte ona niye değinmedi yani? Yani açıkça söylemedi çünkü makamın vurgusuna uygun değildi. Onu söylemek istiyorum. Evet. Ve burada duralım arkadaşlar. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقْ اَهْوَاءَهُمْ İnkar vakiyle inkar vukuğu nasıl ayırmıştın? Evet. Şimdi burada dört tane geçti. Efendim, Yedde Kur'an, Efendim, Yedde Kur'an, buna